Merhaba, ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırın temizliği yapacağız. İnanılmaz pratik bir şekilde temizliyorum ben fırınımı. Öncelikle Domol'u Rossmann'lardan alabilirsiniz. İsterseniz ben aşağıya linkini de eklerim. Rossmann bir Alman markası. Yani böyle temizlik ürünlerinin, birçok güzellik ürünlerinin vesaire satıldığı bir yer. Kendi markası Rossmann'ın Domol. Bunun birçok ürünü var ama fırın temizleyici inanılmaz güzel. Şimdi yapmanız gereken tek şey, bu köpüğü öncelikle sallıyorsunuz, sonrasında sıkıyorsunuz fırınınızın yağ olan, leke olan kısımlarına ve 10-15 dakika beklemeniz yeterli oluyor. 10-15 dakika sonunda da bakın gördüğünüz gibi şimdi o köpüğün üzerine yağların çözüldüğünü göreceksiniz. Biraz sonra daha detaylı göreceğiz. Evet, bakın görüyor musunuz? Kabarıp kalkıyor. Aslında o cama yapışmış bir yağ lekesi. Yine burada da aynı şekilde. Ben bu sefer yaparken çok uzun bekletemedim. Çünkü bu çok eski bir video ve bebeğim o zaman küçüktü. Ve çok bekletmeden videoyu çekmek zorunda kaldım ama normalde siz 10-15 dakika arası bekletirseniz çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Aynı şekilde bu ızgarayı çıkarıp da yapabilirsiniz. Ben size göstermek için böyle fırının içindeyken yapmaya çalıştım. Bu temizleyicinin sadece şöyle bir dezavantajı var. Biraz temizledikten sonra ağır bir metal kokuyor. Onun olmaması için, daha doğrusu çabuk geçmesi için de çok iyi durulamanız gerekiyor. Sonrasında ben fırınımı fan ayarını alıp kapağını da açıp fırını havalandırıyorum. Bu şekilde de hiçbir koku kalmıyor. Ama inanın bu temizleyiciyi kullandıktan sonra hiç öyle işte bulaşık teliyle vesaire uğraşmayacaksınız. Önemli olan 10-15 dakika arasında bekletmeniz. Bu arada YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum ve beğenilerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videolarımı da fayda göreceğine inandığınız arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bakın görüyor musunuz, cam pırıl pırıl oldu. Bu arada aşağıdaki dağınıklık ufaklığın oyalanması için verdiğim bir çekmeceden çıkardıkları. Ben çok bekletmediğim için fırının iç tarafında bazı kısımlarda hala lekeler var ama dediğim gibi ben videoyu çekmek için çok bekletemedim. Normalde hep bu şekilde temizliyorum. Hatta Instagram'da beni Bon Appetit TR olarak takip ederseniz ara ara orada da fırını temizlediğim zaman fotoğraflarını koyuyorum. Artık duruladık ve kurulama kısmına geçtim cam kısmında. Bu tarz temizlik videolarını beğeniyorsanız lütfen benimle paylaşın. Bakın pırıl pırıl oldu. Deneyecek herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Lütfen bu temizleyiciye bir şans verin. Ayrıca bu fırının yan taraflarının demirleri de çıkıyor. Hatta ben camını bile çıkarabiliyorum. Tabii markaya göre değişebilir ama bu şekilde de daha kolay temizlenmiş oluyor ve artık görüntü muhteşem. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.